Günün en önemli dersi etütlerdir dedik. Etütlerde bol bol soru çözüyoruz. Yaptığımız her şeyi tekrar ediyoruz. Sorularla baş başa kalıyoruz. Önce sen, sonra ben diyorum. Sıfırdan matematikte 17. bölüm Üslü Sayılar 1. bölümünde ne yapıyoruz? Soru çözümündeyiz. Hiç vakit kaybetmiyorum. Haydi bakalım, üslü sayılarda işlemleri beraber yapıyoruz. Eksi 7 üzeri 1. Yine eksi 7'ye eşittir. Üstündeki birin bir anlamı yok. Eksi 8 üzeri 0 direkt 1'e eşittir. 2'nin karesi direkt 4'e eşittir. 4 1 daha 5. Eksi 7 5 daha cevap eksi 2. Gönder gelsin ikincisi. Hocam önce parantez içi mi yapıyorduk? Aynen öyle. Önce parantez içini yapacaksın. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Üstünde kaç var? 4. Eksi 2 artı 3 daha ne yaptı? Artı 1. Üstünde kaç var? 5. Eksi 2'nin 4. kuvveti pozitiftir. 2'nin 4. kuvveti 16'dır hocam. 1'in 5. kuvveti 1'dir hocam. Cevap 17. Devam. Hocam eksi 1'in 11. kuvveti yine eksi 1 olarak kalır. Çarpı. Eksi 1'in 10. kuvveti artı 1 olur. Biri tek kuvvet, biri çift kuvvet. Onlara dikkat ediyorsun. 1'in 51. kuvveti artı 1'dir. Eksi 1'in 40. kuvveti artı 1'dir. Çift kuvvet olduğu için. Eksi 1 çarpı artı 1. Eksi 1 artı 1 çarpı artı 1. Artı 1 eksi 1 artı 1 daha sadece 0. Hocam işlemleri yapalım. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. 2'nin 3. kuvveti 8. Ezbere bileceğiz. 3'ün 4. kuvveti 81. Hocam bak bakalım, 8 1 daha 9. Eksi 9 daha birbirini götürdü. Cevap sadece 81 kaldı. Yine devam ettim. 21'i 3'e böldüm. Önce parantez... Ya bölme, dur. Acele etme. Neye dikkat edeceksin? Üstü 0. Hocam uğraşmaya bile gerek yok. Üstünde 0 varsa cevap 1. Güzel. Onun 3. kuvveti. Bunu açacağız herhalde. Başka yol yok. Onun 3. kuvveti demek 1000 demek. 5'in 2. kuvveti demek 25 demek. Eksi 5 çarpı 2'nin 3. kuvveti de 8. Şimdi bak, normalde 100'ü 25'e bölsen 4 ama sonunda da 0 var. 40 yaptı hocam orası. 5 kere 8 40, buradan da geldi. 40'tan 40 çıktı. Al sana bir 0 daha. Üstün üstü ne yapılıyordu üstü sayılarda? Çarpılıyordu. 3 üstü 4 eksi. Üstün üstü ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. 2 üstü 6. Hocam 3 üstü 4'ün cevabı 81. 2 üstü 5 36, 32. 2 üstü 6 64. Çıkarıyorum birbirinden. Şurada kaldı 7. Burada kaldı 1. Cevap 17. Geldim. Üstün üstü çarpılır dedim. Üstünde kaç tane sayı olursa olsun hepsini çarpıyordum. 2 kere 3 6. 2 kere 6 12. Hocam bunlar işleme giremiyor. O zaman ne yapacağım? 4'ü düzenleyeceğim. 4 dediğim sayı 2 üstü kaçtır? 2'dir. Ama onun üstünde de kaç var? 5 var. Kenara yazdım. 2 üstü 3 hala orada duruyor. 2 üstü 12'ye yukarıda dokunmadım, bıraktım. 2 üstü 5, 2 üstü 2. Üstün üstü çarpıldı. 2 kere 5, 10. 2 üstü 3 yanında. 2 üstü 12'ye dokunmadım. Tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler toplandı. 2 üzeri 13 yaptı mı? Yaptı. Bölüm durumunda tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılır. 2 üzeri eksi 1 kalır. 2 üzeri eksi 1 demek hocam 1 bölü 2 demektir dedim. Bir soruyu daha böylelikle bitirdim. Bir dakika, ben biraz kaymış mıyım ya? Biraz böyle duralım bakalım. Kaç bitti? 8 bitti, 9 gelsin. 27 soru var. Canını okuyacağız onları. Eksi 4 üssü 2. Eksi 4'ün karesi 4 kere 4'ten. Ana ne oldu? Artık tablet dayanmıyor. Tablet yandı bugün. Eksi 4'ün karesi artı 16. Bak 3'ün karesi 9 ama önünde eksi var. 2'nin karesi 4 ama önünde eksi var. Bak 16 eksi 9 4 daha 13. 16'dan 13 çıktı. 3. Devam. 5'i yazdım. Eksi 2'nin karesi çift kuvvet olduğu için 4'e eşit. Hop, bu nereden geldi? Eksi 4 çarpı, aynen yazdım. Eksi 2'nin 3. kuvveti tek kuvvet olduğu için negatif gelir. Allah Allah, tablet nanay nanay oldu arkadaşlar. Eksi 8 geldi. İşleme devam. 4 kere 5 20. Eksi ile eksi çarpıldı gitti. 4 kere 8 32. Yok arkadaş, ben artık bir daha döneceğim, çarpma işlemine çalışacağım. Niye? Ya üslü sayının konu anlatımında da aynı hatayı yaptık. Ne dedik? 4 kere 8 38. Efendim? Allah Allah, ben taktım 38 ama bir bildiğim vardır diyorum. 4 kere 8 32. Topladığımda ne yaptı? 52. İşlem hatamı düzelttim. Yola devam. Şimdi geldim. Bak 3 bölü 5 üzeri eksi 1. Üstünde eksi 1 varsa takla attırdır. 5 bölü 3 artı. Üstünde eksi 1 varsa takla attırdır. 4 bölü 3 ama eksi 4 bölü 3. Hatta şuradaki artıyı alıyorum. Bak burayı eksi yapıyorum. Tabanlar aynı olduğu için, yani paydalar aynı olduğu için üstleri birbirinden çıkardım. Cevap 1 bölü 3. Hatta bunu üslü sayı biçiminde yaz desem nasıl yazarsın? 3 üzeri eksi 1, bak bunu da bilmemizde fayda var. 2 üzeri 18 sayısının yarısı nedir? Ulan o nasıl hesaplanıyor? 2 üzeri 18'in yarısı demek onu 2'ye böl demek. 2'ye böleceğim ama tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman üstler birbirinden ne yapılır? Çıkarılır. 2 üzeri 18 eksi 1. 2 üzeri 17'ymiş hocam bu sayının yarısı. İlginç bir soru. ÖSYM bunları çok sever, haberin olsun. Eksi 1 bölü 2. Üzeri ne var? Eksi 3 var. Bak eksi 3'teki o eksiden kurtulmak için önce takla attırdım. Eksi 2 kaldı. Üstündeki 3'e şimdilik dokunmadım. Artı 1 bölü 4 üzeri eksi 2. Önce takla attırdı. Allah Allah, bunlar nereden geliyor? Takla attırdım. 4 geldi hocam. 4'ün üstünde ne var artık? Sadece 2 var. Tamam mı? Hatta istersen böyle 4'ün üstünde 2'yi böyle de yazabilirsin. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 8. 4'ün karesi 16. Toplama artı 8. Geldim. Hocam hepsinin üstünde eksi 1 var. Demek ki hepsine ne yap istiyorum senden? Takla attır istiyorum. Hepsine takla attırdım. Elimde bu var. Artık benim üslü sayıyla falan işim yok. Benim tek derdim kaldı hocam. Bunların tabanlarını aynı yapıp paydalarını aynı yapıp normal rasyonel sayıda 4 işlem yapmak. Geldim 2 artı şuna 3 yazacaktık. 3 bölü 2 kere 3 6. 5 artı 4 bölü 4 kere 5 20. Üstleri topladım. 3 2 daha 5 bölü 6. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir. 5, 4 daha 9 çarpılır. Varsa sadeleştirme var mı? Var. Ama zor bir sadeleştirme. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 10. Bu kadar. Başka da sadeleştirmem yok elimde. Yukarıdan 50 geldi. 3 kere 9, 27 geldi. İşlem biter mi? Biter hocam. Var mı burada aklımıza takılan nokta? Yoksa yola devam. 2 üzeri 13'ün 16 katı. Ne demek biliyor musun bu? 2 üzeri 13 yaz. 16 dediğin sayı 2 üzeri 4 müdür? 2 üzeri 4 çarp 16 katı demek, bununla çarp. Ya da böyle yap işte bak. Yani senden istediği işlem şu, çarpı 16. Abi zaten 2 üzeri 3 çarpı 16 2 üzeri 4'tür. Tabanlar aynıysa üstler toplandı, bitti. 2 üzeri eksi 5'in 4 üzeri 5 katı. Böyle yazacağım ya. Abi 4 üzeri 5 yazma. 4 dediğin sayı 2 üzeri 2 midir? Onun da üstünde 5 var, dikkat et. 2 üzeri eksi 5'imi yazdım. Üstün üstünü çarptım. 2 üzeri 10 yaptı. Şimdi tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. Toplayınca burada ne kaldı? 2 üzeri 5 kaldı. Devam. 3 üssü 7 çarpı 81. Arkadaş 81 dediğin sayı 3 üzeri 4. Tabanlar aynıysa üstleri topladın. Cevap 3 üzeri 11. 27 üzeri eksi 4 diyor. 27 3 üzeri 3'tür. Onun da kuvvetinde eksi 4 var. 81 3 üzeri 4'tür. Onun da üstünde 3 var. Katı dediği için de çarpıyoruz tabii. Üstün üstünü çarptım 3 üzeri 12. Çarpı 3 üzeri buradan da 12 geldi. Hocam bir dakika ya. 3 üzeri 12 artı 3 üzeri 12. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 3 üzeri 0. Ben söylemeyeyim, sen söyle. Doğru cevap 1'dir. Birinci sayfa bitti bile. Abi 8 dakikada 15 soru, hatta daha fazlasını çözdük. Manyak bir şey olduk biz. Biz manyak bir şey olduk. Devam. 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 5. Bölüm durumunda üstler birbirinden çıkar hocam. 3 üzeri 3 kalır. 27 be. Hadi 27. Bölüm durumunda üstler birbirinden çıkar. 5 üzeri eksi 2. Bu 5 üzeri eksi 2'nin anlamı nedir? Ters çevir. Çevirdim. Karesini al. Aldım. 1 bölü 25. Geldim. Üstler birbirinden çıkar. Bak eksi eksi 3. Eksiler birbirini götürdü. 2 üzeri 10. Bu kadar. Bunu daha başla. İşlem yapılmaz. Üstler birbirinden çıkar. Üzeri eksi eksi 5. Eksiler birbirini götürdü. 200 pardon 7 idi o. 7 idi. Bir dakika dur. Bir dakika 7 idi. Eksi 3 artı 5. O da eşittir 7 üzeri 2. 7 kere 7 49. Bu ne demek? 49 günde TYT geometriye git demek. Ama bunu bitirince. Ama bunu bitirince gideceksin. Tamam. 2 üzeri x eşitse a'ya. 4 üzeri x'i a cinsinden bulacağım. Önce 4'ü şöyle yazabilir miyim? Yazarsın. Üstünde x var mı? Var. Üstler ne yapabiliyordu? Yer değiştirebiliyordu. Göstermiştim bunu konu anlatım kısmında. 2 üzeri x üssü 2 yazarım. 2 üzeri x'i verdin. A dedin. A'nın da üstüne karesini yazdım. 3 üzeri x eşitse a'ya 9 üzeri x artı 1 nedir? Bak ayır. Önce sevenleri ayır. Ayırdım. 9 yerine 3'ün karesi, üstüne x yazdım. Öbür 9'a dokunma, o kalsın. Hocam üstler yer değiştirebiliyor. 3 üzeri x kare çarpı 9. 3 üzeri x'e a yaz dedin. A'nın karesi çarpı 9. Bu yazılım şık değil. 9 çarpı a'nın karesi. Şimdi oldu işte, tamam mı? 5 üzeri x a'ya eşit. 5 üzeri bıdı 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 bıdı. Bak önce sevenleri ayır. Ayırdım. Sonra üstleri ayır. Bak bu üstleri de ayır. Nasıl ayıracağız hocam? Aslında o ifade 5 üzeri x'in karesi değil midir? Üstler çarpıldığında 2x oluyor. Ha, oradan geliyor hocam. Şimdi 5 üzeri x'te 5 üzeri x ifadesi yerine a yazdım. Yanında kare var, çarpı 5 var. Düzenle yaz. 5 çarpı a karedir dedim. Bir soruyu daha bitirdim. 18. soruya geldim. 144 üzeri x'in a ve b türünden cevabını istiyorum. 144 dediğim sayı nedir? 12'nin karesidir. Üstünde kaç var? 2 var. Hatta üstleri çarp gel bana. Yani şöyle yaz. 12 üssü 2x. Niye böyle yazıyorum biliyor musun? 12 dediğim sayı da aslında 3 çarpı 4. 4 dediğim sayı 2 üssü 2. Yavaş yavaş adım adım 3 çarpı. Devam. Benle birlikte. 2 üssü 2. Hocam onun da üstünde 2x var. Bravo. Üstleri dağıt. 3 çarpı 2 üzeri x. 2 çarpı 2 üzeri 2x. Kabul mü? 3 çarpı 2x ne demektir? 3 üzeri x'in karesi demektir. Çarpı 2 üzeri 4x'tir. Ama ben onu istersen böyle yazarım. 2 üzeri x üstü 4 yazarım. Müthiş. 3 üzeri x ne demekti hocam? B. Bu ne demektir? B'nin karesi. 2 üzeri x ne demektir? A. A üssü 4. Vay be. Vay be, biz neler yapıyoruz abi. Biz neler yapıyoruz, sıfırdan matematikte coştuk gidiyoruz. Bak toplamayı karıştırma demiştim. 1, 2, 3, 4 tane ne var elinde? 4 üzeri 3 var. Yazdım. Toplamanın kısa yolu olan çarpmayla. 1, 2, 3, 4. 4 tane ne var elinde? 2 üssü 4 var. 4'ler sadeleşti. 4 yerine 2 üssü 2 yazdım. Üstünde 3 var. 2 üssü 4'ümü yazdım. Üssün üssü ne yapılır? Çarpılır. 2 üzeri 6. 2 üzeri 4'ümü yazdım. Bölüm durumunda üstler birbirinden çıkarılır. 2 üssü 2 kaldı. 2 üssü 2 4'tür hocam. Devam. Hocam burada ne yazıyor? Bak burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 çarpanı var. Aslında bu bir üslü sayıdır. 2 üzeri 5. Hocam 8 tane 2'yi topluyorsun. Aslında karışmasın. Bu da 8 çarpı 2'dir. Herkese 2'nin tabanı şeklinde yazacağım. Bak 2 yazdım. 4 yerine 2 üssü 2 yazdım. Üstünde 5 var. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Altında 2'si var. Yanında 2'si var, pardon. Üssün üstünü çarptım. 2 üssü 10. Üstünde 1 var. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 2 üzeri 4. Bölüm durumunda üstleri birbirinden çıkarttım. 2 üssü 6. Aslında ezbere bilmekte fayda var dediğim sayılardan biri. 64. 2 üzeri 6. Hocam biz üslü sayılarda toplama çıkarma yapacaksak neye bakıyorduk? Önce hepsinde aynı taban var mı? Var. 2 tane, 11 tane, eksi 3 tane. Aslında ne yapıyoruz biliyor musun? Şunu yapıyoruz. 2 artı 11 eksi 3 çarpı 10 üssü 7. Özünde yaptığım şey bu. Şunları topladım, ne yaptı? 13. 13'ten 3 çıktı, ne kaldı? 10. Yanında da 10 üssü 7 var. Bunun tabanı 1, pardon üssü 1 kabul edilir. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. O da 10 üzeri 8 olur. Bak yine aynı mantık, bakıyorsun yine 10 üzeri 5, 10 üzeri 6, 10 üzeri 4. Hocam toplayamayız. Toplayamazsın ama benzetebilirsin. Herkesi kime benzeteceğiz? Herkes küçüğe benzeyecek. 10 üzeri 5 yerine 10 çarpı 10 üzeri 4 yazsam kabul. 10 üzeri 6 yerine 10 üzerinin karesi çarpı 10 üzeri 4 yazsam o da kabul. Geçen dersi anlattım nasıl yazıldığını. 50 ile 10'u çarptım. 500 çarpı 10 üssü 4. Hocam burası bak 100'dür. 100 ile 7'yi çarptım. Artı 700 çarpı 10 üzeri 4. Eksi 200 çarpı 10 üzeri 4. Artık işlem yapabilir miyim? 10 üzeri 4, 10 üzeri 4, 10 üzeri 4 işlem yaparsın hocam. 500 ile 700'ü topladım. 1200. 1200'den 200'ü çıkarttım. 1000. Pardon 1000 mi? Evet 1000. 10 üzeri 4. Bitmedi bak, devam et. Aslında 10 üssü kaça eşittir bu? 3'e eşittir. Çünkü sonunda 3 tane sıfır var. Yanında ne var? 10 üzeri 4 var. Tabanlar aynıysa üstler toplamda bak. Nereden nereye götürüyor abi soru seni? Nereden nereye götürüyor, bunlara dikkat edeceksin. 10 üzeri 7 güzel cevap. Güzel cevap, güzel soru. Devam. Hocam neye göre kime göre işlem yapacağım? Her zaman en küçüğe göre. Bak eksi 5 en küçük. Karıştırma. Eksi 5 en küçük. Yani nasıl düzenleyeceğim ben bunu? 10 üzeri eksi 5 kalsın dedim. 10 üzeri eksi 4'ü şöyle yazabilirim. 10 üzeri Harbiden nasıl yazarız ya biz onu? Bir dakika hocam. 10 üzeri eksi 4 demek. Ha, 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 demektir. Bak üstleri topla ne yapıyor? 10 üzeri eksi 4 yapıyor. Çok kritik. Hocam ben burayı anlamadım. Bak şöyle yaptım. O, harbiden anlamadım mı yoksa? Bak içime mi doğdu bilmiyorum. 10 üzeri eksi 4'ü şöyle yazabilirsin. 1 eksi 5 yazamaz mısın? 1'den 5 çıktı. Evet hocam olur. Peki bu sevenlere ayrılır mantığından bu olur mu? Bak onu yazdım oraya. Başka bir şey yapmadım. Yine eksi 3 yerine şunu yazamaz mıyım? 1 demeyelim. Kaç diyelim? 2 eksi... Ya kafam karıştı. 5'e ulaşacağız değil mi? Hah. 5'e nasıl ulaşacağız abi? Ben niye ulaşamıyorum şimdi? 1 eksi 4 yazsam. Eksi 3'e eşittir. Ama biz 5'li yazmak istiyoruz hocam. O zaman 2 eksi 5 yazalım. Hah şimdi oldu. Bak 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Vallahi mis. Bölü 111. Hocam 10 üzeri 5'e dokunma. Artı burası 10 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu arada burası eksi 5. Hocam 10'un karesinden 100 geldi mi? 100 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bölü 111. Hepsinde artık aynı ifade var mı? Var. O zaman işlemleri yapabilirsin. İşlemimiz ne? Toplama işlemi. 100, 110, 111. Ha, 111 tane 10 üzeri eksi 5 bölü 111. Cırt sana gitti. Geriye ne kaldı? 10 üzeri eksi 5. Bir muazzam çalışma daha yaptık seninle. Hay maşallah diyorum. Üslü sayılardan hangileri birbirine eşittir? Bakalım. A sayısını 8 diye verdin ya. 2 üzeri 3 yazsam 8'e eşit. Üstünde kaç var? 6. Üstün üstüne yapılır çarpılır. Aslında A sayısı 2 üzeri 18'e eşit. B sayısını 4 verdin ya. 2 üstü 2 yazsam üstünde de 9 var. 2 üzeri kaçtır? 18. Aha da bunlar birbirine eşitmiş. Dur bakalım C'de mi eşit onlara? C sayısı 16 ya. 2 üzeri 4 yazsam üstünde de 4 var. 2 üzeri 4 kere 4'ten 16, bu farklı. O zaman hangi iki sayı birbirine eşit? A ile B eşittir. C bunlara eşit değildir. Ya yazmaya gerek yok ama ben yine de yazdım. Ne diyor? İşlemin sonucunu istiyor. Neyi vermiş? 3 üzeri x 6 vermiş. Ne yapacağız hocam? Sevenlere ayır. 3 üzeri x çarpı 3. Eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1. Ne dedim ben sana? Eğer hepsinde aynı ifade varsa işlem yaparsın. Hatta şöyle yaparsın bak. 3 eksi 3 üzeri eksi 1 parantezine alırım. Pardon, 3 üzeri x parantezine alırım, bu kalır. Peki buradaki ifade nasıl yazılır? 3 eksi üstünde eksi 1 demek, takla at demek, attım. Çarpı 3 üzeri x. Geldim bu tarafa. Hocam bu işlemi yapalım. 3 kere 3 9. 1'i gitti 8 bölü 3. Çarpı 3 üssü x. Hocam sen diyorsun ki 3 üzeri x yerine 6 yaz. Yazalım. 8 bölü 3 çarpı 6. Cırt sana 2. 2 kere 8. Aa 16. Hocam bitti soru. Bitti de 16'yı da belki seçeneklerde bazen şöyle görürsün. 2 üzeri 4. Üslü sayılarda çalışınca bazen seçeneklerde ona dönüşüyor. Yukarıda şekilde verilen karenin bir kenarı bu olduğuna göre karenin çevresi. Çevre nasıl bulunur? 4 tane kenar uzunluğu birbirine eşittir. 4 ile çarparsın. Kenar kaç? 2 çarpı 4 üzeri eksi 2 çarpı 4. Hocam bak tabanlar aynı. Üstleri ne yaparım? Toplarım. 2 çarpı 4 üzeri eksi 1. Hocam üstünde 1 demek, takla attır demek. 1 bölü 4. Hocam sadeleştirme var. 1 bölü 2. Çevresini üslü sayı biçiminde yaz dersem takla. Ha, 1 bölü 2 aslında 2 üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri eksi 1 birimdir. Müthiş. Günün son sorusu. Etüt sorusunu bitiriyoruz. Ama ne diyeceksin? Hocam daha rasyonel sayılar, pardon üslü sayılarda ikinci dersimiz var. Orada da anlatacağım neler var neler. Neler var neler. Bekle, sabret. Önce bunu bitirelim. Yalnız şaka maka. Şu parmağımın önüne netleyebilirse efsane olur. Abi bak parmağın yamukluğunu görüyor mu? Vallahi kameranın orasından belli. Bu ne biliyor musun bu? Bu emek. Bu benim emeğim. Bu senin emeğin. Senin de eminim parmağın bu hale geldi. Ama böyle olmadan da öğrenilmiyor. Böyle olmadan da anlatılmıyor. Böyle olmadan da Türkiye'nin en büyük matematik kanalı olmuyor. Çalışarak oluyorsun. Çalışarak oluyorsun. Bu kadar. Yukarıda verilen çubuk önce 16 eşit parçaya ayrılıyor. Nerede ayırmış? Ayırmamış. Gel ayıralım. 6 üzeri 4'ü neye bölüyor? 16'ya bölüyor. Daha sonra elde edilen parçalardan her biri 9 eşit parçaya ayrılıyor. Bir dakika, parçaları elde edelim. Hocam bu sayıyı nasıl yazabilirsin? 6 üzeri 4 bölü 16 nedir aslında? 2 üssü 4'tür. Aa hocam bunların üstleri aynı. Biz bunları aynı çatıda birleştiririz. Yani hep öğrendiğimiz şeyler. 6'yı 2'ye böldüm 3, 3 üssü 4. Şimdi her biri 9 eşit parçaya bölünüyor. 3 üzeri 4'ü kaça bölüyorum? 9'a. Son durumda elde edilen parçalardan boyu. Güzel, bunun sonucunu istiyorsun. 3 üzeri 4 yukarıda kalsın. 9 nedir? 3'ün karesidir hocam, onu da yazdım. Bölüm durumunda tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkar. 3 üssü. 4'ten 2 çıktı. 2. 3'ün karesi nedir? 9. Her bir parça 9 birim. Oturacağım ağlayacağım şimdi. Abi bitti. Etüt soruları bitti. Şimdi sen ne yapıyorsun? Üslü sayıların ikinci dersine geçmeden önce dedim ya, üslü sayılardan çok fazla örnek var. Çok fazla soru var. Önce bu ödev sorularını bitiriyorsun. Sonra basamak sayısını bulacağız. Bilimsel gösterimlere geçeceğiz. Üslü sayılarda sıralama yapacağız. Neler yapacağız. Ama videoyu beğen, yorum at, abone olmadıysan ol, sonraki derse gel, öyle yapalım. Hoşça kal.